Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün Tekirdağ'a doğru bir araç alma serüvenine çıktık. Normalde biz kolay kolay farklı şeylerden araba almayız. Ama bu araba hem benim bir akrabamdı hem de Tekirdağ'a kadar da gitmişken bir günde belki orada yüzeriz, denizmeniz yaparız dedik. İş yoğunluğu, stresi falan. Bir kafamız dağılır istedik. Şimdi araba Cafer abi de. Cafer abi arkadaşlar benim uzaktan akrabam. Ya dedi benim elim şu aralar biraz nakite sıkıştı. Arabayı alıp beni rahatlatır mısın dedi. Biz de tabii ki de her akrabanın yapması gerektiği gibi arabasını ölü fiyattan alıp onun elini rahatlatacağız. Zaten galeri iş yapıyoruz dedi. Sıkıntı yok dedi. Benim işim hallolsun yeter. Arabasına bakacağız. Anlaşırsak arabasını da alacağız. Arabasının ilk sahibi Cafer abi. Arabayı gidince görmenizi çok istiyorum. Şimdi Tekirdağ'a doğru yola koyulduk inşallah. Büyük ihtimalle bu arabayı alacağız arkadaşlar. Çünkü akrabalık hatırı var. Hatır gönül meselesi var. Arabayı almadan döneceğimizi düşünmüyorum. Arabayı alırken artık siz de araba alma serüvenini hep beraber görürsünüz istiyorum. Hem de gelin hep beraber Tekirdağ'a doğru bir yolculuğa çıkalım. Arkadaşlar şu anda Tekirdağ'daki mütevazı yazlığımıza geldik. Ara sıra geliriz burada mangal yaparız çocuklarla beraber. Zaten delikanlı adam yazdı arkadaşlar. Sıvası yapılmamış. Böyle sadece ara sıra gelinip enerji atılan bir yerdir. Burayı çok uzun zaman önce almıştık. Öyle ara sıra uğruyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada dikimini benim yaptığım ağaçlar var. Yaklaşık hepsi 15 senelik. Bakın burada dalından meyvelerimiz falan var. Bu galiba büyüyünce kayısı olacak. Ama şöyle göstereyim arkadaşlar. İçi şeker gibidir diye tahmin ediyorum. Değilmiş. Burada bir tane hamağımız var. Emirhan salla beni ya. Yani bu şekilde arkadaşlar biz biraz keyifli vakit geçireceğiz. Gölgede falan dinleneceğiz. Zaten yol bizi çok yordu. Yarım saat sonra artık Cafer abi geldiği zaman arabanın başında görüşürüz. Arabaya bakacağız. Bakalım araba bize kaç paraya mal olacak. Arkadaşlar şimdi Cafer abicim sağ olsun beni kırmadı. Buraya kadar geldi. Cafer abi benim babamın kuzeni. Zaten şu benzerliğe bakar mısınız? The pines were roaring on the... Gerçekten bir akrabalık bağımızın olduğu belli. Şimdi Cafer abinin arabasını ben biliyorum arkadaşlar. Bu görüp görebileceğiniz en temiz Clio'lardan biri. Bugüne kadar hiçbir boyası yok. Hiçbir değişeni yok. Benim uzun zamandır bildiğim bir araba. Ve orijinal 120 bin kilometrede. Cafer abim bunun ilk sahibi değil mi Cafer abi? İlk sahibi evet. Kaç yılında aldın abi bunu? 2000. 2000. 2000 model miydi bu? Model olarak 2001. 2001 trafiğe çıkıştı. Sen 2000 tarihinde aldın. Evet 2000 tarihinde aldım. Cafer abi sen o zaman bu arabayı kaça almıştın? 8500. 8500. Türk lirası mı? Türk lirası. Yoksa Kuveyt dinarı falan mı? Dinarı, doları bozdurduk ama Türk lirası olarak dedik. Aldık. Anladım. Evet. 8500 lira. Ortalama şimdi Cafer abinin bu arabayı istediği rakam 150 bin lira arkadaşlar. Çünkü araba gerçekten unique yani. 120 binde orijinal. 20 senelik bir arabanın 120 binde olması ne demek biliyor musunuz? Senelik 5000 kilometreyi falan tekabül ediyor. Yani. Gerçekten doğru. Binilmemiş bir araba. Arkadaşlar araba dışarıdan gerçekten yorulmuş bir araba. Geldiğiniz zaman zaten Cafer abim de iyi bilir ki yani bir kaputun buraya ne oldu Cafer abi? Buraya otoparka çektiğim daha bir şey değmiş ama yani ne değdi onu da tespit edemedik. Buraya bir şeyin düşmüş otoparkta olması lazım. Ya kaputta falan göçükler var arkadaşlar. Plaka deseniz ölmüş. Arabanın boyası zaten artık 20 senenin güneşini yemiş yani. 21 evet. Senelik değil mi bu araba? 21. 21 senenin 21 güneşini sene. Yemiş. Ama elimiz değince toplarız diye tahmin ediyorum. Arabada herhangi bir çelik jant yok bu arada. Jant kapağı var. Plastik. Bunu da alırsak inşallah değiştiririz. Cafer abi şimdi arabanda güneş yanıkları var tabii ki. Şöyle evet. Göstereyim. Direklerin buradan güneş yanığı atmaya başlamış. Herhangi bir kapalı otopark yüzü görmediği için arabanın bagajı, işte güneş yanıkları falan bol bol var ama bu arabanın orijinalliğine delalet. Arabada herhangi bir boy yok. Arabada herhangi bir tremer yok. Sadece Cafer abim de burada 7-24 yaşadığı için yani senenin 12 ayı burada yaşadığı için ne oluyor? Zaten burada herhangi bir kapalı otoparka gerek yok. Güneş yiyor, yağmur yiyor. Güneş yiyor, yağmur yiyor. Arabanın boyası da ona göre yıpranıyor. Abi o zaman zaten ülkeye gerçekten arabanın geldiği bir dönemdi. Bordo rengi sen mi seçtin yoksa ne varsa onu mu aldın? Eşim yok. Bu rengi mi istedi? Bu rengi istedi. Eşimin isteği üzerine bu rengi aldık. Evet. Kıta erkekleri de gördüğünüz gibi hanımcı arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Saygımız var canım. Tabii eşim. Saygımız mı var yoksa biraz da korkumuz mu var? Yok korku değil, saygı sevgiden dolayıdır o tamam, şeyde ya, korkma. Arkadaşlar bu araba tabii ki dizel değil. 1.4 benzinli. Benzinli. LPG var mıydı? Yok yok hiç yok. Hiç yok. Takılmadı. Takılmadı. LPG. Sıfırlığını bozmadık yani. Bagaj müsait mi Cafer abi açabilir miyim? Aç aç. Bizimiz var onun için. Arkadaşlar zaten benim bildiğim ve daha önce bindiğim bir araba olduğu için ben daha çok işte vidalarına işte sağına soluna bakmıyorum. 8-10 yaşlarındaydım. Cafer abi bu arabayla bizi denize götürürdü. O zamanlar aklımda zaten hani bu arabanın sağına soluna bakacak dedim. Cafer abi ne diyorsa doğrudur. Şeyini de hiç kullanmamışım da bak. Stepnesi mi? Tabii. Arkadaşlar hiç 21 senedir bak. Kullanılmamış stepne gördünüz mü? 21 senedir. Bak örümcek ağa bağlamış. Bak bak. Görüyor musun?
Stepney örümcek hava bağlamış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu Ethem abinin de kulakları çınlasın. 8 silindir Ethem abinin tozlu garajında bulabileceği kalitede bir araba. Cafer abi araban güzel zaten. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Dediğim para da bize okey bir para. Biz sadece insanlar da görsün bak nasıl bir araba diye. Bu arabayı özellikle ben çekmek istedim. Çünkü arabanın ne kadar temiz olduğunu biliyorum. Yani böyle bir arabanın bu denli saklanması, bu denli az bilinmesi günümüze kadar gelen örnekleri olmuyor. İnsanlar da bunu görsün istedim. Bagaj zaten çok geniş bu arada. Bu araba Clio geniş, olmasına rağmen. Geniş, geniş. Bayağı bir geniş yani bagaj. Acı var, evet. Cafer abi her şeyini doldurmuş. Ona rağmen bir bu kadar daha alır. Abi de kaputun altına bakalım motorunda bizi üzecek bir şey var mı diye. Orijinal, orijinal. Hepsi orijinal. Hepsi bu orijinal. Farlar falan orijinal değil hepsi mi abi? Orijinal, hepsi orijinal. Kazası yok. Yok yok. Evet tabii motorun arkadaşlar birazcık temizliğe ihtiyacı var. Burada tozu toprağı bol bol yemiş. Tabii ki de ya, yazlık yer. Falan giriyoruz. Tabii ki de yazlık yer ama ben size şöyle vidaları falan göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi fabrikanın çektiği vidalar. Arabanın bugüne kadar hiçbir kazası olmamış. Hiçbir boya atması yok. Bakın bu araba 21 yaşında yani. Cafer abi 21 sene kaza yapmamak da meziyet he. Ben Allah'a şükür kaza olmadı. Evet yani. Ben yani kaç yaşındayım? 30 yokum ama 29 yaşında varım. Hadi bola saça 24-25 desen 18 ehliyet aldım. 6 senede şöyle 4-5 tane kazan var yani. Allah korusun. Yok kaza ama olmadı. Ama sende yok evet. Maşallah. Yok. Bir motorun sesini dinleyelim abi. LPG takılmamış bugüne tamam. Kadar. Anahtar sende mi? Üstünde. Üstünde mi? Üstünde çalıştı. Bakın arabanın anahtarını da göstereyim size. Cafer abi yeni BMW anahtarlığı yapmış. Evet anahtarı değiştirdim. Arabanın anahtarı güzel. Merkezi kilit sonradan eklendi var mıydı arabada? Sonradan eklendi. Sonradan eklendi sonradan. Değil mi? Tamam, net. Merkezi kilit dediğin şey mi? Alarm mı şey mi bu? Hayır hayır kapıları kilitliyor ya otomatik çıt yapıyorsun. O vardı. O var mıydı? Merkezi kilit alarm değil. Alarmla mı taktırdın sen bunu? Ya alarm tabi alarmı da var. Baksanıza ne kadar sessiz çalışıyor ya. Bu arada çeyrek marşla falan alıyor yani. Böyle bir çalışma yok. Arkadaşlar 2000 yılından bahsediyoruz. O zaman daha enjeksiyonlu motorlar yeni çıkmış. Burada da enjeksiyonlu motorun primi yapılıyor. İşte bu araba enjeksiyonlu motorludur. Karbüratörlü değildir gibi. Arabanın da PR'ını yapmışlar. Arabanın kayışından biraz ses geliyor. 120 bin bakım yapıldı mı? Yok oraya girmedi. Çünkü bayağı diğer bakımlarını yapıyormuş. Bir yani. Ağır bakımı gelmiş abi. Bu kayışın artık değişmesi lazım. Ömrünü tamamlamış. Zaten bu kayışın bu yıllara gelmemesi lazımdı. Bu kayış bir 10 sene önce değişmeliydi. Ama doğru, doğru sen diyorsun. Temiz bindiğin için artık şimdi değişmesi gerekiyor. Tamam abi motoru kapatabiliriz. Okey. Size şöyle farları göstermek istiyorum. Hala orijinal far markası var. Bakın Valeo. Farlar zaten 21 senelik. Abi bu araba sana hiç masraf açtı oldu mu? Merakımdan soruyorum. Masraf şöyle yani küçük şeyler olan şeylerdir. Yani öyle büyük masraf yok. Mesela? Yok ben merak ediyorum yani. Bu yok. Araba 20 senedir masraf açmadan yağını suyunu değiştirerek mi geldin yoksa arada enjektör patlattı farklı şeyler oldu mu? Enjeksiyon falan patlamadı. Sadece şeyini değiştim. O devir daim hortumu değiştim. Bunda klima var mıydı ya bu arada? Var klima var. O devir daim hortumu klima çalışmadığı için mi değiştirdin? Yok o şey olmuştu. Delinmişti. Anladım. Böyle kalın hortum var ya. Anladım. O artık zamandan aşındı o. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Bunun klimasını kaç kere doldurdun 20 senede? Klima gazı bitiyor ya. Yani bir sefer doldurdum. Bir sene sonra tekrar boşaldı. Daha da doldurmadım. Ama çalışıyor ama doldurmak gerekiyor. Cafer abi merhaba. Merhaba. Ben de Ali'nin ortağıyım. İlkokuldan beri. Yani bu araba kadar bizim de dostluğumuz var bir 20 çok seneye yakın. Oldum. Ben de çok memnun oldum. Zaten Ali'nin babasının da akrabasıymışsın. Evet, hem de böyle bir ticaretimiz olacak. Güzel İnşallah. Olacak. İnşallah biz de yarın sabah arabayı alıp öğlene seni denize götürmek isteriz. Bir anıları yad edelim. Çünkü bugün bayağı geç oldu. Saat şu anda 7 hatta güneş bile gitti. Hava kararacak. Yatacağız. Ardından sabah da ticaretimizi sonlandırıp öğlene bir denize gireriz. Yarın akşama doğru da iki arabayla birlikte İstanbul'a dönmeyi hedefliyoruz. Zaten arabanın emsali yok abi. Yani eğer garajda saklansaydı gerçekten bu kadar güzel bir araba olurdu. Sen de arabayı değiştirmeyi düşünüyorsun. Biz de bunun üstüne bir laf düşmez. Zaten akrabamızsın. Hani biz de bir şekilde elimizden geleni yapmak istiyoruz. İnşallah arabanın hani pazarlık bile yapmayacağız. Sen 150 dedin 150'dir. Biz sadece böyle bir arabanın özelliğine bakalım. Bu kadar saklanmış güzel bir araba nasıl kalıyor, nasıl duruyor ona bir bakalım istiyorum. Müsaadenle içine buyur, de tabii, bir inceleyeceğim tabii, abi. Tabii istediğiniz gibi. Ön camlarımız otomatik ama burada herhangi bir cam açma kolu falan yok. O zamanlar fabrika mesela buraya farklı bir olay yapmış. Normalde manuel olarak çevirme yeri var ama manuel değil, otomatiktir. Otomatik cam açma yerleri de burada konumlandırılmış. 5 ileri bir vitesimiz var. Şöyle direksiyonu, torpidoyu göstereyim. Yani herhangi bir çatlak yok, çizik yok. İlk günkü gibi yani şu an pis olduğuna bakmayın. Bu tozdan, topraktan, yazlık alanda kullanılan bir araba. Yani bunu güzel bir detaylı temizlik yapsan, pasta cila yapsan, jant kapaklarını yenilesen yani bu araba mermi gibi durur. Bu arabanın hiçbir kazası, değişeni yok. Zaten Cafer abimiz koltuk kılıfı yapmış, direksiyon kılıfı yapmış. Koruyabileceği her yeri korumuş. Hatta paspas var altında. Üstünde bir de plastik paspas var. Arabanın orijinal her yerini korumuş abimiz. Kılıfı
lafını bölüyorum. Kılıfı sıfırdır. Şeyi kaldırsan bu şey kılıfı. Alttaki sıfır. Daha hiç, sen hiç sıfır, hiç üstün, kullanılmadan üstüne kettik kılıf yaptım. Öyle kullanıyorum. Onu çıkarsak var ya sıfır. Sıfırdır. Sıfır evet. Yani daha bu arabanın üzerindeki koltuğa oturulmamış. Direkt 2000 yıllarından alınmış bir koltuk kılıfı bu. Yıllardır buna biniyorsunuz. Buna biniyor evet. Yani o da sağlam çıktı. O da eskimedi. O kılıf da evet, bu da hala sağlam. Çok emsalsiz bir araba ya. Dediğim gibi yani garajda olsaydı anca bu kadar korunurdu. Çok güzel bir araba. Hani Tekirdağ'a bu arabayı almaya mı gelinir dediğinizi duyar gibiydim videonun başlarında ama. Ama arabayı gördüğünüz zaman onu anlıyorsunuz. Yani bu arabayı almaya Urfa'ya bile giderdik açıkçası. Çok emsalsiz, çok güzel bir araba. Zaten kaputun altını gösterdik, çalışmasını gösterdik. İç kozmetiğini gösterdim sizlere. Kliması zaten çalışıyor. Ayrıyeten herhalde bir fabrika harici sen bir teyp takmışsın galiba Cafer abi. Orijinal teypini çıkardım evet. Yani o tuş şeyleri şeydir. Yeni bir şey taktım. Flaşlı böyle yeni nesil bir teyp takmışsın. Orijinal teybi duruyor mu sende? Duruyordur onu bulurum. Bulurum. Aynen. Onu da bulurum. Tamam. Orijinal teybini çünkü da bu araba şu an o her şey orijinal olduğu için belki orijinal hastası birisi alır. Belki onu da isteyebilir diye soruyorum. Öyle mi? Tamam bulurum o duruyor atmam çünkü. Şöyle arabanın arka kısmını da göstereyim. Camlarımız manuel. Normalde bunların ayarı bozulur. İşte şu derilere falan zarar verir. Hiçbir ayarsızlık yok ya. Yani jilet gibi açılıp kapanıyor. Arabaya bir de cam filmi yaptırmışsın herhalde Cafer. Evet cam filmini yaptırdım. Çok sıcak oluyor diye yaptırmış evet. Olabilirsin. Bunları da söksek zaten şöyle göstereyim. Buradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama Renault'un tüm camları orijinal. Hiçbir camı bile çatlamamış. Yok yok. Arabanın her şeyi orijinal ya. Arka koltukta da aynı şekilde kılıflarımız var. Yani bu kılıfları kaldırdığımızda orijinal koltukları varmış. Cafer abiden zaten satın alacağımız için yarın sabah büyük ihtimalle bunları söküp temizleyip arabayı orijinal güzel bir haline getireceğiz. Dediğim gibi konuşulacak bir şey yok. Arabana bayıldık. Bugüne kadar muhafaza etmişsin. Eline koluna sağlık. Umarım yeni araban da bu araban kadar güzel olur. İnşallah. Sen zaten maliyede çalışıyorsun herhalde. Maliyeden emekli oldum. Ha, evet. Emekli oldum. Emekli oldum. O yüzden çok fazla kullanamadın herhalde memur gibi. Evet evet. Ya zaten o yıllarda memur arabası Clio'dur, Megan'dır değil mi? Evet. Bak, güzel arabalar çok şu an bile sıkıntısız kullanılıyor yani. Ya Allah'a şükür evet. Çok şükür. Cafer abi o zaman seni daha fazla tutmayalım. Yorgunsun sen. Günün yorgunluğu var. Tarladan gelmişsin. Teşekkür ederim. Size teşekkür de. Ederim. Ne demek? Tamam. Yarın sabah o zaman güzel bir kahvaltı yaparız bahçede. Tamam. Ardından olur. Da işlerimizi hallettikten sonra bir denize gideriz. Karpuz keseriz. Tamam teşekkürler. Sağ olasın tamam. Abicim. Cafer abimiz de çok güzel, çok tatlı bir abimizdi. Arabası da yani ondan tatlı olmasın ama gerçekten güzel bakılmış, orijinal. Çok mutlu oldum. Yani böyle abilerimizden ticaret yapmak, böyle güzel arabalar almak çok keyifli oluyor. Şimdi biz biraz dinleneceğiz. Yarın sabah tekrardan işlerimizi halledip yolculuğumuza başlayacağız. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videosu bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii bu Tekirdağ'da olsun, tüm araba serüvenlerimizde olsun. Bizim anlık serüvenlerimizi yakalamak isterseniz yanda çıkan Instagram hesaplarından bizleri takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.